genel izleyici kitlesi için uygundur. Meva Şehrin sunduğu program başlıyor. Ünsal Grup. Türkiye'de 1976 yılında kurulan müşterilerine daima kaliteli ürünü zamanında sunma anlayışını kendisine ilke edinmiş Pixan CNC Metal İşleme'nin genel müdürü Kerim Çolukoğlu bizlerle. Merhaba Kerim Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizler sizi tanıyoruz. Bir de izleyicilerinizin sizi daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Kerim Çolakoğlu kimdir? Evet. Kerim Çolakoğlu 1969 yılında İsviçre'de doğmuş. Ondan sonra Türkiye'de eğitimini görmüş. Kesici takım ve metal işleme sektöründe çalışmalarını sürdüren kişidir. Buraya bir parantez açacak olursak, babam 63 yılında Perşembe Pazarında, İstanbul'da Karaköy'de Perşembe Pazarında dökümcülük yapıyor. Dökümcülük yaparken ham madde yokluğundan İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de başka teknolojiler öğreniyor. Takım teknolojisi, makine teknolojisi, kesici takım teknolojisini öğrenip makinalarla beraber 76 yılında Türkiye'ye geliyor ve Pixan takım sanayini açıyor. Pixan ismi oradan başlıyor. Pik dökümden geliyor Pixan ismi. Ondan sonra kesici takım, kılavuz, matkap, pafta üretmeye başlıyor. Karaköy Perşembe Pazarı'nın yıkımından sonra 1980'li yıllarda İmes Dudullu'ya geliyor ve firmamız orada büyümeye devam ediyor. Peki ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz firmanızda? İki tane ana üretim konumuz var. Birincisi kesici takım üretimi, karbür, freze, matkap, rayba üretiyoruz. Sanayinin ihtiyacı, CNC makinelerde kullanılan freze bıçaklarını üretiyoruz. İkinci ana iştigal konumuz otomotiv yan sanayiye çalışmak. 16.949 belgemiz dahilinde otomotiv yan sanayisine parça üretiyoruz. Üretim makinelerinizden daha detaylı bahseder misiniz? İşleyiş nasıl ilerliyor? Günün gereği hep CNC makinelere döndük. Daha malzeme kesimi CNC ile başlıyor. CNC makinelerde kesilen parçalar yine robotlu yüklemeli makinelerle CNC makinelerde işleniyor. İki dalda da aynı şekilde üretim yapıyoruz. MES sistemimiz bağlı makinelere. Makinelerdeki performans verimlilik ölçümlerinden binanın ısıtılma, havalandırmasına kadar her şey bilgisayar kontrolüyle yapılıyor. Evet. Peki ürün yelpazenizden de bahseder misiniz? Biz kendi kataloğumuz olan Tulex markasıyla kesici takımlarımızı üretiyoruz. Tulex'i Türkiye'deki 7 bölgeye, Avrupa'daki yaklaşık 10 ülkeye pazarlıyoruz. Katalog ürünümüz 7000 kalem, standart ürün haricinde müşterilerimizin özel takım ihtiyaçlarını ve bileme hizmetlerini de veriyoruz. Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz peki? 100 kişiyiz, 100 çalışanımız var. 100 çalışanımız da 4500 metrekare alan içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Peki sektörde eğitilmiş eleman şart mı? Siz eleman alırken eğitilmiş olmasına dikkat ediyor musunuz?
Biz makinalarımızı ağırlıklı İsviçre'den alıyoruz kesici takımla alakalı. Japonya'dan alıyoruz parça üretimi için. İsviçre'den aldığımız makinaların Türkiye'de okulu veya eğitimi yok. Biz personellerimizi makine kabulü için İsviçre'ye götürüyoruz. İsviçre'de yaptığımız makine kabulleri sırasında makinenin ayarlamasını, parçaların üretimini, takım ölçümünü hepsini öğreniyoruz. Ondan sonra getiriyoruz. Firmamızdaki kabulde de kullanmaya başlıyoruz. Ağırlıklı ilk önce yurt dışındaki kaynağında yerinde öğreniyoruz. Daha sonra firmamızda pekiştirerek üretime devam ediyoruz. Peki bugüne kadar hangi projeleri yaptınız? Bizlere bahseder misiniz? Biz firmamızın büyümesi için 3 tane COSCAP projesi yaptık. Hem bilgisayar altyapımız, ERP programlarımız, donanımlarımız, işte sahadan veri toplamalarımız hem de yaptığımız TÜBİTAK projelerindeki endüstriyel uygulamaları yine COSCAP'ten devreye aldık. Ayrıyeten TÜBİTAK'tan da 3 tane proje geçirdik. Dental freze projesi, mikro takım projesi ve konik takım geliştirme projesi bunların bazıları. Peki gelecekte başka projeleriniz var mı? Varsa bunlar nelerdir? Var, sürekli gelişiyoruz. Sürekli ölçüm makineleri ve software alıyoruz, program alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok robotlu makine alacağız. Eskiyen üretim ömrünü tamamlamış makine. İşletmeler bölge müdürlüğümüzde buradaki sanayicilerin oluşumuyla bir yönetimimiz var. Ben başkan vekiliyim. 11 kişi sanayiden, 4 kişi kamudan, 15 kişilik müteşebbis heyetle yönetiyoruz organize sanayi bölgemizi. Buradaki eksiklikleri, aksaklıkları biz kendimiz de hissettiğimiz için daha çabuk karar alıyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse nitelikli personel yetiştirme sorunumuz, personel ulaşımımızın kolaylaşması ve personelimizin gelişimi için bir mükemmeliyet merkezi projesi yaptık. 2017'de kararlaştığımız projeyi, 2018'de projesini yazdık. 2019'da kabul aşamasına geldi. 2020'de ihaleleri, 2021'de binası ve 2022'de devreye aldık. Eylül ayından beri bugüne kadar 4 ay içerisinde 1370 civarında personelimize çeşitli kurslar vererek eğitimlerini sağladık ve sanayiye kazandırdık. Bunların arasında CNC torna operatörlüğü, CNC işleme merkezi operatörlüğü, taşlama, silindirik taşlama, satıh taşlama, işleme merkezi, televizyon, balans makinesi, lazer kaynak, ölçüm imkanları, teknik resim eğitimleri, ketkeme eğitimleri, simülatörle eğitimler, kaynak eğitimleri, sanayinin ihtiyacı olan 150 tane eğitimi bölge müdürlüğümüzün, bölgemiz içerisinde olan 2000 metrekare içinde kurulan İMES Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitimlerini yapıp firmalara kazandırıyoruz. Firmalardaki personellerin niteliklerini artırıyoruz. Onların da ihtiyacı olan, gereksinimleri olan eğitimleri veriyoruz. Ve böylece hem yetişmiş personel avantaj sağlarken firmalarımız da bu konuda hızlıca sonuca ermiş oluyor. Peki İMES'te kimler faaliyet gösteriyor? İMES bir makine ihtisas organize sanayi bölgesi. Makinacılar, takımcılar, talaşlı imalatçılar,
savunma sanayine çalışan firmalar, otomotive çalışan firmalar, plastik enjeksiyon firmaları var. Bizim 3 tane de kümemiz var içeride. Birbirleriyle çalışan, organize olan, beraber proje yapan. Birincisi savunma sanayi kümemiz var. 3 ile başlayan savunma sanayisinde çalışan firma sayımız hızlıca 35'e yükseldi. Otomotiv kümemiz var. Otomotiv yan sanayi çalışan firmalarımız birbirleriyle yardımlaşarak, birbirleriyle beraber proje yaparak, birbirlerini destekleyerek kümede beraber çalışma fırsatı buluyorlar. Onun da 30'un üzerinde firmamız var. Yine makina sektöründe de makine kümemiz var. Orada da makine üreticileri birbirleriyle destekleyerek Kerim Bey, kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Bu ülkeler nerelerdir? Avrupa Birliği'ndeki 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 97 yılında başladığımız ihracat her sene artarak devam ediyor. Ülke sayısı ve hacim artarak devam ediyor. Peki başka sektörde faaliyet göstermeyi düşünüyor musunuz? Fuarlara katılıyoruz. Almanya'da Hannover Messe'ye Nisan ayında olacak bu seneki Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle katılıyoruz. Katıldığımız fuarda ürünlerimizi sergilerken yeni projeler de ortaya çıkabiliyor. Peki Ar-Ge çalışmalarınız var mı? Varsa bunlar nelerdir? Bahseder misiniz? Ar-Ge çalışması sürekli kesici takımları geliştiriyoruz. Kendimiz metal işlemeci olmamızdan da kaynaklanan sürekli talaş kaldırma kabiliyetimiz var. Ürettiğimiz takımların geometriyle oynayarak, kaplama çeşitleriyle, ham madde çeşitleriyle oynayarak gelişimini sağlıyoruz ve yeni ölçüm aletleri kazandırarak bunlarla yaptığımız ölçümleri işleyerek Ar-Ge faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Aynı zamanda bir sanayicisiniz. Bir sanayici olarak Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Pandemide aslında hem zorluklar vardı hem büyüme vardı. Ham maddeye erişim, navlun fiyatlarındaki artış, enerjideki artış ve çalışma saatlerindeki genel kısıtlama bizi yavaşlatırken gelen talep fazlalığı ve kaymakamımızın bize verdiği 24 saat çalışma izinleriyle büyümeyle kapattık. Yani yaklaşık %25 büyümeyle hem makine parkımızı genişleterek hem de hacmimizi artırarak pandemiden çıkmış olduk ama hala bu malzeme baskısı, enerjinin getirmiş olduğu fiyat farklarını müşterilerimize kabullendirme konusunda zorluklar ve çalışmalarımız devam ediyor. Peki, İstanbul Sanayi Odası Meclisi üyesisiniz. Türkiye sanayisi hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Burada yaptığımız metal işlemeyi sanayi odasında temsil ediyoruz. Sanayicilerimizin seçtiği doğrultuda İstanbul Sanayi Odası'nda metallerin talaşlı işlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Orada konumuz gereği toplantılara katılıyoruz. Bölgesel mükemmeliyet merkezi ve benzeri tasarım merkezlerini geziyoruz. Yapabileceğimiz faaliyetleri ve sektörümüze kazandırabileceğimiz avantajları konuşuyoruz. Kerim Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Var. En önemli şey firmalarımızın büyümesi ve Türkiye'nin büyümesi için nitelikli personel. Her sektördeki her kişinin hiç küçük büyük demeden bu konuya eğilmesi ve kendi yapabildiğini yapması konusunda ben bir fikrimi belirteyim. İMES olarak da biz bir kariyer.com kurduk. İMESkariyer.com. Yani belediye otobüslerine ilan verdik. Eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Okullarla işbirliğimiz var. Okulun hamisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitelikli personele Türkiye'deki bütün OSB'ler, bütün fabrikalar, bütün sanayicileri yetiştirme ve destekleme olarak davet ediyorum. Peki, çok teşekkür ederiz.
Pixan CNC Metal İşleme Genel Müdürü Kerim Çolakoğlu bizlerleydi. Program devam edecek. Ünsal Grup. Meva Şehrin sunduğu program devam ediyor. Ünsal Grup. Belediye Başkanı Rafet Vergili 1959 yılında Araç'ta doğdu, 1979 yılında iş dünyasına atıldı. İş hayatında, yurt dışında ve yurt içinde birçok başarılı projelere imza attı. Karabük İşveren Sendikası, Karabük Ticaret Odası başkanlıkları yaptı. Siyasette her zaman kendisini hissettirdi. 2009 Mart ayında Karabük Belediye Başkanı seçildi. Şu anda ise 3. döneminde olan Sayın Rafet Vergili bugünkü konuğumuz. Sayın Başkanımız, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz sizi kendimizce tanıttık. Bir de sizi sizden dinleyelim. Rafet Vergili kimdir? Evet, öncelikle ben EkoTürk aracılığıyla bu şekilde yani hemşehrilerimize ulaştığımız için size çok çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize de ayrıca selamlarımı sunarım, saygılarımı sunarım. Evet, Rafet Vergili kimdir deyince, Rafet Vergili tamamen tahsil hayatını, çocukluk hayatını Karabük'te geçirmiş. 1990 seneleri arasında Ticaret Odası Başkanlığı yapmış. Memleketinde haddi ve demişlik ticaretle uğraşmış. İhracat yapmış, hemen hemen dünyanın çok ülkeleriyle ilgili irtibata geçmiş. Ve 2009 senesinde de belediye başkanı nasip oldu. Belediye başkanlığı yapmaktayız. 5 tane çocuğum var. Şu anda 7 tane torunum var. Hayırlısıyla inşallah. Yani onları da büyütmekten bir taraftan uğraşıyoruz, işimizden uğraşıyoruz. Ve Karabük'e katkıda bulunmaya, hizmet etmeye çalışıyoruz. Karabük'te 3. döneminiz, başka projeler de gelişti. Bu projelerden bizlere bahseder misiniz? Vallahi şimdi bizim tabii şehrimiz, şöyle söyleyeyim size, Türkiye'deki en genç şehirlerden birisi, vilayetlerden birisi. Bizim şehrimiz 1938'lerde oluşmaya başlamış ve bugünlere gelmişiz vilayet olarak. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani o kadar bir çarpık şehirleşme olmuş ki, çok hızlı bir şehirleşme olmuş. Bu Amerikan filmlerinde görürsünüz, altına hücum gibi yani burada. Demir çeliğe hücum, yani herkes işte demir çeliğe çalışmaya geliyor. Yani elinde bir çanta, bir yorgan. İşte bir baraka yapıyor, bir cadde oluşmuş, bir sokak oluşmuş. Bu şekilde bir şehir gelişmiş. Yani altyapısı olmayan, üst yapısı tamamen düzgün olmayan, bir şehir planlaması olmayan çarpık bir kenti düzeltmeye çalıştık. Yani elimizden geldiği kadar. Gerçi planlı olan yerlerde tabii çalışmalarımız çok daha kolay oldu. Ama bir kere yer altı sularıyla ilgili şöyle su tesisatlarımızın çoğu eskiydi. Çok büyük bir bölümünü değiştirdik. Kilometrelerce su tesisat yaptık. Ana boruları değiştirdik, asbest boruları değiştirdik yani Karabük'te. Yani önce suyla ilgili başladık ve şu anda Türkiye'deki işte en kaliteli sulardan birisi bizim Karabük'ün çeşme sularından akar. Yani musluklarımızdan akar ki hemen hemen pH 8 kalitesinde, içme suyu kalitesinde su akıtılmakta. Bu da membran sistemi arıtmaya sahibiz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 6-7 vilayette var ama tek düzgün çalışan da bizim membran sistemimiz.
Yani işletmecileri düzgün olduğu için diyelim. Ve ayrıca tabii bu seneki projelerimizden, yani bu 2019 projelerimizden yağmur sularını tamamen kanalizasyon hattından ayırdık. Yine kilometrelerce yağmur suyu drenaj hattı yaptık Karabük'ten ilgili, yer altıyla ilgili. Yer üstüyle ilgili şöyle yani vallahi yani saymakla da bitmez. Şöyle söyleyeyim. En azından 123 tane park yaptık yani. Çoğunu parayla satın aldık. Yani hemen hemen şehirde çocukların parkıyla ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı. Evet. Efendim, bunun yanında gene spor üniteleri yapıldı çocuklara ilgili ve Türkiye'de tektir yani sosyal yaşam merkezi 26-27 tane içerisinde muhtarlık binaları olan eğitimler yapılan sosyal yaşam merkezleri. İçerisinde bizim kendi elemanlarımızın bulunduğu yani sürekli olarak halkla iç içe tabii milli eğitimden gene işbirliği yapıyoruz, halk eğitimden işbirliği yapıyoruz, Diyanet işlerinden işbirliği yapıyoruz. Yani sosyal yaşam merkezlerimiz derken yani köprüleri, yolları, bahçeleri, spor vadileri, bilim merkezleri evet. Böyle bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Peki sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışmalarınız oldu mu veya olacak mı? Şu anda sokak hayvanlarıyla ilgili yani bizim Karabük'te çok yeterli bir çalışmamız var. Bir rehabilitasyon merkezimiz var yani sokak hayvanlarıyla ilgili. Hatta tüm hayvanlarla ilgili. İçerisinde ultrason cihazlarından tutun, röntgen cihazları, efendime söyleyeyim, ameliyathaneleri, çok güzel bakım evleri, yerden ısıtmalı bakımlar. Tabii kanun çerçevesinde sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda bir sanayicisiniz. Karabük sanayisiyle ve ekonomisiyle ilgili projeleriniz oldu mu? Tabii oldu yani. Demir çelik özelleşmeden önce de demir çelikte de çok iyi çalışmalarımız oldu. Ticaret başkanı olduğum zaman. Şu anda bizim firmalarımız uluslararası nitelikte iş yapan firma. Hatta şu anda büyük bir proje Kuzey Irak'ta bitmek üzere. Rusya'da projelerimiz oldu. Azerbaycan'da yaptık. İran'da çok proje yaptık, tamamladık. Ambargodan önce şu anda çalışamıyoruz. Ve hatta metal üretimlerinde nikel, krom gibi metallerin üretiminde ferrobor, mangan, silis, silisyum gibi bu tip metallerin üretiminde de dünyada 4-5 tane firmadan bir tanesiyiz yani üretimini yapabilecek yani fabrikasını yapabilecek. Evet. Bundan sonraki projelerinizden bahseder misiniz? Özellikle 2050 hedefiniz var mı sizin de? Valla benim öyle bir hedeflerim yok yani. Benim öyle 2050'ymiş, 2025'miş. Biz şu anda zaten Karabük'ün eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz ki yani her yaptığımız işten sonra belirli bir işte program yapıyoruz. Mühendislerle görüşüyoruz. Çevrecilerle görüşüyoruz. Dışarıdan arkadaşlarımız geliyor. Evet. Dışarıdan yani bakılan bir gözden tekrardan bir değerlendirmesini yapıyoruz. Yani bunların ilgili bir 5 yıllık programlar hazırlıyoruz. Şu anda daha önceki 5 yıllık programlarımızı tamamlamak üzereyiz. İşte bir tane alt geçit bitiyor. İşte bilim merkezimizin yakında açılışı yapılacak. Çok güzel bir spor vadisi yaptık. Onun yani açılışını yapacağız. Gene bir Çamlık denilen bir bölgemizde 330 dönüm bir alanda gene güzel bir yürüyüş alanları, dinlenme alanları hazırlanıyor. Bunlar bitecek. Yani şu anda hedeflerimizdeki projeleri bitirmeye çalışıyoruz. Yani bir sonraki proje yani bunlar tamamlandıktan sonra yapılacak çalışmalardan ortaya çıkacak yani. Bizi izleyen girişimci gençlerimize ne tür önerilerde bulunmak istersiniz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim artık yani Türkiye'de üniversite mezunları çoğaldı yani. Yani şöyle söyleyeyim bizim dönemimizdeki lise mezunlarından bile daha fazla üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Tabii bunların eğer ben üniversite mezunuyum, işte efendim masa başında, efendim bilgisayar başında işle ilgili beklentileri olduğu zaman çoğu zaman hayal kırıklığına uğrayacaklar. Veyahut işte devlette iş bulmak veyahut hemen okul biter bitmez iş bulmakla ilgili böyle bir düşünceleri olduğu zaman hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bundan sonra kendi yani şöyle söyleyeyim teorik olarak edindikleri bilgileri eğer pratik uygulamalarına geçişini sağlayamadıkları müddetçe çok büyük yeni kuşağın sıkıntısı olacak. Evet. O yüzden de yeni kuşak mutlaka yani üniversiteyi bitirir bitirmez sahaya inmesi lazım. Hayat tecrübesine sahada başlaması lazım. Kendi mesleğine ilgili işte çok yüksek ücretler hayalleri kurup da
Efendimiz'in hayal kırıklığına uğramaması lazım. Bir adım, iki adım, üç adımla mesleki tecrübelerinde yükselterek ilerlemelerini sağlamaları lazım. Ama şu anda bakıyorum. Mesela çok böyle yani garip bir şey oldu. Biz 6 tane burada ya yani 6 tane eleman alacaktık. Masa başı eleman alacaktık. Evet. 6 kişi. Bu 6 kişiyle ilgili bize 5000 üstünde müracaat oldu. Ama temizlik elemanıyla ilgili 65 kişi alacaktık. Bize müracaat 55 kişi oldu. İş seçiyorlar diyorsun. Bak iş seçiyorlar değil. Zaten bulma şansları da yok yani. Şimdi böyle işte efendim söyleyeyim 6 kişi alacağınız yere 5000 kişi müracaat olduğu zaman tabii çok garip bir şey yani bu. Herkes rahat bir iş arıyor veyahut da işte masa başı iş arıyor ki bu arkadaşlarımızın çok büyük sıkıntıları olur. Peki 3 dönemdir iktidardasınız. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Bu biraz da nasip işi ama tabii yani Karabük'ün gerçekten böyle büyük problemlerine parmak bastık yani. Yani sıkıntılı işlerine parmak bastık. Yani bir de ya tabii bir de vatandaşla farklı bir diyalogumuz var yani. Değişik bir diyalogumuz var bizim. Yani iç içeyiz vatandaşla. Yani sokakta, caddede, evde yani öyle. Yani böyle pek hiç kimse bizi yabancı olarak görmez yani. Kendisinden, ailesinden bir parça olarak görmekte yani sokakta, caddede. Bunun da etkisi var tabii. Üç dönem hem yaptığımız işlerden ön plana çıkarttık. Hem işte yani iyi bir diyalog kurduk vatandaşla. Böyle 3 dönem belediye başkanlığı yaptık. Evet. Peki biraz da projelerinizden bahsedebilir miyiz? Örnek veriyorum. Kesintisiz ulaşım projesi. Bu projeyi biraz bize açık anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda tren istasyonu, yani istasyon olduğu bölgeden trenin geçişinde diye bir çevreye doğru. Normal şartlar altında bütün trafik dururdu. Biz 2009 senesinde buranın altına bir alt geçit yaptık. Ama şimdi şöylece yapıldı. Ya bunu demir yolları niye yapmadı? Yani işte yok karayolları niye yapmadı? Onun yolu. Tamam biz bunların yapılmasını beklersek zaten çok uzun seneleri kaybederiz. Ve büyük de trafik kaosları yaşarız yani. Şu anda belki Karabük'ün %50 yükünü, trafiğin yükünü o yaptığımız alt geçit çekmekte. Bizim düşüncemiz Safranbolu'ya kadar, Safranbolu'dan sonra üniversiteye kadar hiç trafik ışığında durmadan gidebilmekti. Hedefimiz buydu. Yani hedefimizin ne kadarına yaklaştık? %70'ine yaklaştık. Hepsini tamamlayamadık tabii. Covid'in etkisi oldu. Yani Covid'in etkisinden dolayı pek hızlı çalışamadık. Ancak biz zaten izinlerimizi 3 sene içerisinde aldık. 2,5-3 seneyi buldu. Orada da ekonomik kriz yani etkiledi. Bizim ayırmış olduğumuz finansmanlar yetmez buldu tabii bu işe. Çünkü biz iki alt geçidi 26 milyon liraya yapmayı düşünüyoruz. Şu anda bir alt geçidi 120 milyon liraya yapıyoruz. Ya tabii bunları zaman içerisinde düzenleyeceğiz. Tekrardan devam edeceğiz işlerimize. Evet, bir proje daha sormak istiyorum. Belediye Sağlık Tarama ve Tedavi Merkezi projesi. Bunu da biraz bahseder misiniz? Şimdi bununla ilgili aslında biz çok yani şöyle söyleyeyim. Kadınlarımızla ilgili özellikle mesela çok şeyler düşündük ama bir kısmı hayata geçti, bir kısmı hayata geçmedi. Mesela yani şu anda gene sürekli olarak işte Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olup yani taramalar yaptırıyoruz yani mahallelerde. Ama bir de böyle yaşlı kesimler de çok mesela. Yaşlı bakım ünitelerimiz var yani şu anda evde yaşlı bakım servisimiz var. Gidiyor yaşlılara her türlü hizmetini yapıyor yani kuaföründen tutun da artık aklınıza ne geliyorsa hemşiresi var, kuaförü var. Yani işte banyolarını yaptırıyorlar. Yani bakımlarını yapıyorlar. Peki biten projelerinizden yağmur suyu drenaj projesi. Ondan da bahseder misiniz? Yağmur suyu drenaj projesi şöyle. Belki bu tek örnek olan bir şehir şu anda Karabük. Bugün işte bütün yağmur suları işte şeylerden saçak suları diyelim. Bütün şehirlerde hemen hemen kanalizasyonlara bağlıdır. Yağmur biraz fazla yağmaya başladığı zaman kanalizasyonlar taşmaya başlar. İşte üst kesimlerden aşağı doğru da sel olup inmeye başlar yani yağmur suları. Biz Karabük'te hemen hemen şu anda bu yağmur suyu drenaj hattında %90'ını yaptık. Ve yani 2-3 tane büyük yağmurda da bunları denemiş olduk. Hiçbir problem yaşamadık. Eski sel baskınlarının olduğu yerdeki noktalarda da hiçbir problem yaşanmadı ki.
İleride de ilaveleri yapılır bunu. Yani şehir büyüdükçe ilaveler de yapılır. Yani Karabük o konuda tek bir şehir olmuş oldu. Yani yağmur suları tamamen ayrılan, kanalizasyon sularından ayrı bir şehir olmuş oldu yani. 20 Eylül 2022'de temeli atılan kent ormanı projenizden bahseder misiniz? Evet, 20 Eylül 2022'de şu anda hemen hemen %70-75'i bitti. 330 dönüm içerisinde bir nokta burası. 330 dönüm içerisinde. Evvela burayla ilgili şöyle düşündük. Dedik ki buranın güvenliği çok önemli. Sonra Emniyet Müdürlüğü'yle bir anlaşma imzaladık. Onların şu anda öyle bir ihtiyaçlarına vardır yani bir depolama işte yeri gibi bir emniyet binasına ihtiyaçları vardı. O yani bu projenin güzel bir noktasında onlara güzel bir emniyet binası yapıyoruz, bitiyor. Evet. Ki bir daha güvenlik problemi hiç olmayacak. Kadın, erkek, kız, çocuk, 24 saat gezebileceği bir alan oldu burası. Evet. İçerisinde yürüme yolları, işte kafeleri, restoranları, yani yürüyüş yolları, yani açık spor alanları, yani evet, muazzam bir ünite olmuş oldu. Yani böyle bir, şu anda büyük bir spor vadisi kazandırdık 300 dönümün üstünde. 300 dönümün üstünde de bu alanı kazandırdık. Şehrin tam ortasında aşağı yukarı 20 dönüme yakın şehir parkımız var ki çok yani böyle nadide bir yer yani böyle. Güzel vakit geçirebildikleri evet, yani herkesin. Hatta böyle çok erken saatte gelip de oturabilmek için işte erken saatte yenilen bir yer oldu. Tam şehrimizin merkezinde. Yani yeşil alanlarımız bir ayrı fazla oldu. Yani böyle böyle hiçbir sıkıntısı olmayan bir şehir oldu. Parkları, bahçeleri. O da onlardan bir tanesi olacak yani. Başkanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Evet, şöyle söyleyeyim. Sizin televizyon aracılığınızdan tüm bizi dinleyenleri Karabük'e davet edeyim. Karabük'lü olanların da en az yani senede bir kere, iki kere Karabük'e gelmelerini onlardan bekliyoruz. Herkese çok çok selamlarımı sunarım. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili konuğumuzdu. Programımız devam ediyor. Milli ve yerli meşrubatı üreten Makam İçecek Genel Müdürü Sayın Mesut Şişman konuğumuz. Merhaba Mesut Bey, hoş Merhaba, geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Bizler sizi tanıyoruz. İzleyicilerimizin de sizi daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Mesut Şişman kimdir? Mesut Şişman, Rize Çayeli doğumludur. 30 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. 20 yılı aşkındır gıda sektöründe çeşitli kademelerde en sonda kendi şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren şu anki şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum. Makam içecek fikrinin nasıl doğduğunu, kuruluşunuzu bizlerle paylaşır mısınız? Makam içecek 2014 yılında kurulan bir firma. 2014 yılında perakende sektöründe faaliyet gösteren bir büyüğümüz, yine gıda sektöründe faaliyet gösteren bir büyüğümüzle beraber üç ortaklı olarak biz burayı kurduk. Evet. Devamında yurt dışı pazarla sektöre girip daha sonra yurt dışına mal satma yoluyla firmayı bugünlere kadar getirdik. Kuruluş amacınız neydi peki? Şöyle, bizim kuruluş amacımız piyasada asitli içecekler var, tatlandırıcılı içecekler var. Kimyasalın çok yoğun kullanıldığı içecek sektöründe çok büyük bir kısmını oluşturan bir içecek sektöründe kimyasal bazlı üretimin çok yoğun olduğu bir sektör, içecek sektörü. Evet. Biz buraya şu niyetle girdik. Doğal ürün yapalım, doğru ürün yapalım, insanların sağlığına faydası olan ürünler yapalım, milli ürünler yapalım, kendi tarihimizde evet, var olan içeceklerin formüllerini bulup bunları üretip bugün yaşayan halkımızın takdirine sunalım. Evet. Bu niyette biz bu işe başladık.
Ve böyle de devam böyle ediyorsunuz. Böyle de devam ediyoruz. Evet, bildiğim kadarıyla sadece meşrubat üretmiyorsunuz. Doğru. Ürün yelpazenizden de bize biraz bahseder misiniz? Şimdi meşrubatın yanında bir sirke üretimi yapıyoruz. Sirke üretimini bilinen fabrikasyon formülde değil de evet. Meşe fıçılarda hakiki bal kullanarak kurulumlarını yapıyoruz. 180 gün doğal fermante süresinin tamamlanmasını bekledikten sonra dolumlarını yapıyoruz. Bir sirke üretimimiz var bu şekilde. Devamında tohum yağ grubunu üretiyoruz. Çörek otu yağıdır, susam yağıdır, keten tohumu yağıdır. Burada da yine 11 çeşit bir yağ üretimimiz var. Evet. Birçok baharatın burada paketlemesini yapıyoruz. Bakliyat paketlemesi yapıyoruz. Ayrıca perakende sektöründe faaliyet gösteren bir markamız daha var. Sade Pazar. Doğal, sağlıklı gıdaların müşterilere ulaşması için kurulmuş. Daha sonra şubeleşmiş. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Adana'da şubeleri olan, Eskişehir'de şubesi olan tamamen güvenilir gıda üzerine yapılandırılmış bir perakende satış zincirimiz de var. Evet. Bu markanın da ürünlerinin birçok kısmını burada üretiyoruz. Peki üretim süreçlerini konuşalım biraz da. Hangi evrelerde ürünler hazırlanıyor? Şimdi bizim meyve suyu sektörünün meyve suyu tarafındaki üretim şeyimiz, anlayışımız şu. Biz Anadolu'da yetişen meyveleri kullanma üzerine kurulu bir şeyimiz var, sistemimiz var. Üzümü Antep'ten alırız, Kırşehir'den alırız, Bursa'dan alırız. Köylüden ürün alma yönünde hep bir irade gösteririz. Aracıları evet. Mümkün olduğu kadar kullanmayız ki köylü de kazansın, çiftçi de kazansın, o üretici de kazansın. Bu yolla bir meyve tedarikimiz var Anadolu coğrafyasından. Bu zamana kadar bir problem de yaşamadık, bu tedarik zincirini bu şekilde kullanarak bir problem de yaşamadık. Meyveleri buraya çektikten sonra mühendis arkadaşlarımız güvenilir gıda olup olmadığı, herhangi bir problem olup olmadığını kontrolünü yaparlar. Depolarımıza çekeriz ham maddemizi. Daha sonra bunları meyve suyu haline getirip zaten tüketicilerin beğenisini sunuyoruz. Evet, peki kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Şu an 30'dan fazla çalışanımız var. 34 evet. 34 çalışanımız var. Her yıl bunu arttırdık. 2014'te buraya ilk başladığımızda 7 kişiyle çalışıyorduk. 2014'ten buraya geldiğimizde 34 rakamını bulduk. Gönül istiyor ki bu 200 olsun, 300 olsun. Bu da tabii yurt dışı pazarın genişlemesiyle alakalı, iç pazarın genişlemesiyle alakalı. Evet. Ne kadar çok satış, o kadar fazla üretim, o kadar fazla personel istihdam demek. Üretim makinelerinizden de bahseder misiniz? İşleyiş nasıl ilerliyor? İşleyiş şu şekilde ilerliyor. İki farklı konseptte üretim yapıyoruz. Şerbet grubu dediğimiz grupta çok bilinen bir yöntemdir. Bir gece önceden meyveyi suya yatırırız, sıcak suya yatırırız. Sabaha kadar o rayasını suya vermiş olur. Evet. O suyu hazırlama kazanlarına makineyle taşırız, pompayla taşırız. Daha sonra meyvenin de özünü sıkarak onu da ilave ederiz. Orada gerekli kontrolleri, renk kontrolü, tat kontrolü, şeker kontrolünü yapıp, kalite kontrolünü yapıp dolum hattına veririz. Evet. Sıcak dolum yapıyoruz, pastörize dolum yapıyoruz. Bu meyve suyu grubundaki ve şerbet grubundaki bütün ürünlerimizin tamamı pastörize yapılarak dolduruluyor. Rafon ömrü uzun olsun diye. Buradaki üretim prosesimiz bu. Meyve suyunun bir kısmında meyveyi püre haline getirip bu şekilde bir üretim yapıyoruz. İki tane dolum hattımız var. Bir litrelik dolum hattı. Bir 250 milim dolum hattımız var. Evet. Ayrıca teneke kapatacak bir sistemimiz var. Evet, peki ürünleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz daha detaylı bir şekilde öğrenmek istesek? Ürünleri hazırlarken
gıda güvenliği şartlarına son derece dikkat eden bir firmayız. Evet. Malın tarladan, çiftçiden alınıp son ürün haline getirilene kadar ki bütün aşamaları kendimiz kontrol ederiz. Evet. Malı yerinde kontrol eder, öyle alırız. Fabrikaya girişte kontrol eder, öyle stoklarımızı alırız. Üretim yapılırken tekrardan malda herhangi bir problem var mı, bir bozulma var mı, bir sıkıntı var mı diye kontrol eder. Üretimi de bu şekilde alırız. Onun için bu alanda zaten müşteri şikayetlerimiz de neredeyse yok denecek kadar az. Ambalaj kaynaklı çok küçük şikayetler dışında ürünün kendisiyle alakalı bir şikayet almadık bunca yıldır. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? 13 tane farklı ülkeye bu zamana kadar mal yolladık. Hangi ülkeler bunlar? Japonya'ya gönderiyoruz, Malezya'ya gönderiyoruz, Gana'ya gönderiyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'ne mal satıyoruz, Almanya'ya satıyoruz, Rusya'ya satıyoruz. Peki meşrubat piyasasında tutunmanız için tüketiciye nasıl bir tat sunuyorsunuz? Bilinenin, alışılanın dışında tattıklarında meyvede olan, meyvenin kendisini yediklerinde aldıkları tata benzer, ona yakın bir tat sunuyoruz. Sağlıklı bir ürün sunuyoruz. Evet. İki ürün şeyimiz var, grubumuz var bu arada. Şekerli ve şekersiz ürün diye de bir ayrışma var bizim üretimimizde. Ürünlerin bir kısmında normal kristal şeker kullanıyoruz. Bir kısmında tatlandırmayı hurma suyu veya elma suyu kullanarak yapıyoruz. Aa, çok güzel. Böyle bir üretim yapımız da var. Evet. Peki gıda sektöründe marka olabilmek için kaliteyle birlikte bir süreç gerekiyor tabii ki. Makam içecek bu sürecin neresinde? Biz kaliteyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Kalite problemimizin olmadığını düşünüyorum. İş piyasada malımızı tüketen, ürettiğimiz ürünleri tüketen tüketicinin algısının da çok iyi olduğunu bunca yılın verdiği tecrübe, sahadan gelen verilerle bunu da görüyoruz. Biz neresindeyiz? Biz kendimizi daha iyi tanıtmanın evresindeyiz. Biz buradayız. Biz kendimizi, firmamızı, ürünlerimizi bugün daha iyi nasıl tanıtırız? Bu evredeyiz. Evet. Burada yol aldığımızda 13 tane ülkeye değil, belki 30 tane, belki 50 tane ülkeye mal satmaya başlayacağız. Daha çok insana ulaşmaya başlayacağız. Bu noktadayız. Evet. Kalite altyapısını, ürünün güvenilirliği altyapısını biz oturttuk. Bu konularda problemi olmayan bir firmayız. Evet. 20'den fazla ürününüz var. Bu ürünlerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz bizlere? Şimdi bizim Bursa üzüm şıramız var. Coğrafi işaretli bir içecektir bu. Bursa'ya özgü bir içecektir. Bunun üretim prosesi tarihten bugüne nasıl geldiyse öyle olmak zorundadır. Ticaret odasının bu konuda belirlediği kriterler vardır. Bursa üzüm şırası şöyle üretilir, böyle üretilen üzüm şırası Bursa'nın üzüm şırasıdır diye bir formül altyapısı var. Evet. Bursa üzüm şıramız bu formül, bu tarihi formüle birebir uyan, tamamen tarihi şeylerle, metotlarla üretilen bir içeceğimiz. Evet. Bunun yine şekerli olanını da üretiyoruz, şekersiz olanını da üretiyoruz. Kızılcığımız var. Kızılcığımızı Tokat yöresinden, Amasya yöresinden, dağlardan toplatıyoruz. Püre haline getirip şişeye dolduruyoruz. Evet. Karadutumuz var yine. Karadutu da İzmir, Tire bölgesinden, Hatay bölgesinden toplatıyoruz. Püre haline getirip şişeye dolduruyoruz. Evet. Bir demirindi içeceğimiz var. Demirindi biliyorsunuz bizim Anadolu'da yetişmeyen bir meyve. O ithal yoluna geliyor. Ama bizim tarihimizde de çok önemli olan bir içecektir demirindi şerbeti. Evet. Çok da sağlıklı bir içecektir. Onu da yine
biraz önce bahsettiğim üretim prosesine sadık kalarak onu da doldurup şişeye koyuyoruz. Başka ürünümüz 6 tane sarı meyveyi bir araya getirip şişeye koyduğumuz bir ürünümüz var. 6 tane kırmızı meyveyi bir araya getirip şişeye koyduğumuz bir ürünümüz daha var. Evet. Gül içeceği, Isparta gülünden bir içecek yapıyoruz. Hurmayla gülü birbirine karıştırarak bir içecek yapıyoruz. Çok da beğenilen bir içecek. Reyhanla yine hurmayı karıştırarak bir içecek daha yapıyoruz. Yaban mersini, herkesin bildiği yaban mersini bir şeyimiz var, üretimimiz var. Evet. Buraya her yıl bir şey katıyoruz. Her yıl buraya bir tane ürün katarak burayı geliştirmeye devam ediyoruz. Peki tüketiciye ulaşmak için nasıl bir stratejiniz var? Ya şunu yılların verdiği tecrübe, bu mesleki bir durum bu. Piyasada da çok bilinen bir şey aslında bu. Siz doğru ürün yapıyorsanız, siz güvenilir bir ürün, sağlıklı bir ürün yapıyorsanız bunu bir kişi alıyor. Bak ben şuradan böyle bir şey aldım. Çok güzeldi. Siz de alabilirsiniz. Mantığıyla yürüdü bu zamana kadar bizim işimiz. Evet, ikram yani, edilince evet, de. Evet, evet. Yani birisi aldı, tüketti. Şu markanın içeceğini şuradan aldım diye bir memnuniyet sundu çevresine. Evet. Çevresinden çevresine. Bu zamana kadar böyle geldik. Daha sonrasında işin yurt dışı ayağı önemli olduğu için fuarlara katılmaya başladık, yurt dışı fuarlara. Orada tadımlar bu kapıların açılmasına neden oldu. Peki fuarlara katıldıktan sonra nasıl bir geri dönüş aldınız? Şimdi fuarlarda tadım odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz yabancı müşterilere. İçtikten sonra ya bu neymiş, ne kadar güzel diye bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Evet. Bu yaklaşımın sonucu zaten ticarete dönüşüyor. Siz iyi bir ürün yapıyorsanız, ürününüze güveniyorsanız o ürün müşterisine bir şekilde ulaşıyor zaten. Evet. Peki başka sektörde ilerlemeyi düşünüyor musunuz? Biz kendi sektörümüzü canlandırmanın derdindeyiz. Buna sadece meyve suyu olarak bakmıyoruz, sadece sirke olarak bakmıyoruz, perakende olarak bakmıyoruz. Gıda sektörünün, Türkiye'deki gıda sektörünün, Bursa'daki gıda sektörünün dünyada bir yer edinmesi için uğraşıyoruz. Bir yere gelmesi için uğraşıyoruz. Evet. Mücadelemiz de bundan sonra bunun için olacak. Evet. Önce Bursa için, önce ülkemiz için, sonra Bursa için gıda sektörünü bir yere getirmenin şeyindeyiz, derdindeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz. O zaman gelecekteki hedeflerinizi de biraz sorsak size. Gelecekteki hedeflerimiz ülkemizin dünya ticaretinde bir yere gelmesi için yurt dışına katma değeri yüksek mal satması lazım. Evet. Türkiye'ye döviz girişinin sağlanması için bizim dışarıya mal satmamız lazım. Evet. Gelecekteki hedeflerimizin temelini bu oluşturuyor. Yurt dışına ne kadar çok mal satabilirsek, ne kadar ülkeye mal gönderebilirsek, evet, ülkemize o kadar fazla döviz girişine sebep oluruz. Burada evet, ülkemiz de kazanır, herkes kazanır. Evet. Hedefimiz bu. Yurt dışında büyüyebildiğimiz kadar büyümek, firmamızı ve ülkemizi dünya ticaretinde bir yere getirebilmek. Peki çok teşekkür ederiz. Makam İçecek Genel Müdürü Mesut Şişman bizlerleydi. Bir sonraki programımızda yeni konuğumuzla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Meva Şehri'nin sunduğu program sona erdi. Ünsal Grup.